Gelmeyince nasıl gelsin diye uğraşıyor tabii bakan da. Bunun da en kısa vadeli yöntemi yüksek getiri vaat etmek. Kime? Yabancılara, işte elinde kaynağı olanlara. Nasıl getiri vaat edeceksiniz? Mecbur sıkılaştıracaksınız. Mecbur faiz arttıracaksınız. Oydu zaten hikaye. Ve geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası seçimden sonra yaptığı 6. toplantıda da faiz artışına devam etti. Ha, biz enflasyon düşsün diye bu faiz artışına eyvallah diyoruz. Bir şekilde bu işi bilenler diyor ki evet doğru yapılıyor. Bunun başka bir yöntemi kalmadı. Ama hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce faiz lobisi dediği o lobileri de zengin edeceğini bilerek, görerek hareket etmemiz gerekiyor. Bunun yükünü o lobilere aktarılacak ülke ekonomisindeki ağır, o akut krizi ortadan kaldırabilmek için birilerine ödeyeceğimiz o getirinin bedelini de tamamen belirli zümrelere yıkmamak gerekiyor. Gelin önce bir faiz kararına bakalım, bir hatırlatalım. Ardından da bu işin nereden başladığına bakalım. Merkez bir kez daha faiz dedi. Dünyada hiç kimse güvenmiyor ülkemize. Biz de güvenmiyoruz. Sadece Allah sonumuzu yardım etsin. Tek sebebi güven kazanmaya çalışıyor. Kazanacağı da yok. Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini beklentilerin üzerinde 500 baz puan arttırarak %40'a çekti. Böylece politika faizi Haziran'dan bu yana üst üste 6 kez arttırıldı. Faiz kararı öncesi dolar ve euroda ikili rekor sürdü. Dolar 29 lira sınırına yaklaştı. Euro 31 lira 63 kuruşa kadar yükseldi. Ancak sürpriz faiz artırımına rağmen dolar ve euroda beklenen düşüş olmadı. Ufak bir oynama oldu. Ancak daha da aşağı görür müyüz? Bence hayır. Göremeyiz. Dolar ve euro piyasa kapanışında zirve seviyesine geri döndü. Merkez Bankası karar metninde kredi kartı azami faiz oranlarının yılbaşına kadar değişmeyeceğini belirtirken parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını verdi. Hiçbir şey olmayacak, fark etmeyecek, daha da yükselecek bence. Ülke dibini buldu. Allah yardım etsin hepimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti? Bu faiz kararı evet vatandaşta böyle de en çok bu konuşuluyor. Yani 5 aydır 6 aydır evet. Tekrar edeyim yani şu an gelinen noktada bunun bildiğimiz başka bir çözümü yok. Bu faiz artışı olacak, işte kur istikrara kavuşacak, dışarıdan yabancı gelecek, kur istikrara kavuşacak. Dövize bağlı bir ekonomimiz var, ithalata bağlı bir fiyatlar istikrara kavuşacak. Ondan sonra da işte bütün bu süreçte yani bu tedavinin de bir yan etkisi var. Bu yan etkileri ve daha önce hastalığın, kanserin yayıldığı dönemin bedelini daha ödemeye başlamadık. Onu da ödemeye daha sonra başladık. Bu daha iyi günler yani. Hani böyle üzülüyoruz. Çok bizim üzerimize yıkıldı bu yük diyoruz ama bunlar bir de iyi günler. İşin yani trajikomik tarafı bu. Nerede başladı bu iş? Hep aynı şey konuşuluyor çünkü. NAS'ta başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın start verdiği bir nokta var. Biz bu faizin belini kıracağız dedi. O faizin belini kırdı. 2 sene geçti. Bugün faiz %40'lardı.